Herkese merhaba, Land Design Art kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir seriye başlayacağız. AutoCAD eğitimleri çekmeye karar verdim. Biraz da 2D alanından yürüyelim istiyorum. Şimdi, nedir bu AutoCAD? AutoCAD bir 2D çizim programı. Özellikle elektrik, elektronik, makine, mimarlık, inşaat, hatta grafik, takı tasarımı gibi pek çok alanda sektörün ihtiyacını karşılayan bir program. 2D, izometrik, 3D çizim için yardımcı olan bir program. 2 ve 3 boyutlu nesne çizimlerinin yanında otomasyon, makine, mimari, hatta medya, eğlence sektörlerinde bile çeşitli AutoCAD sürümleri kullanılıyor. Örneğin hani inşaat için ayrı bir versiyonu var ya da ayrı bir plugin'i var diyebilirim. Elektrik için farklı, mimari için farklı gibi. Yine arayüzümüz tamamen aynı, kullanım alışkanlıkları birazcık değişebilir. Çeşitli versiyonlar arasında arayüzde ufak değişiklikler ve kullanım alanlarında farklılıklar olabiliyor. Lafı fazla uzatmadan AutoCAD'i nereden ve nasıl indirebiliriz bunu gösterelim. Öncelikli olarak autodesk.com sitesine gidiyoruz. Eğer isterseniz giriş yapabilirsiniz. Bir hesap oluşturabilirsiniz kendinize. İster deneme sürümü, eğer öğrenciyseniz ya da eğitimciyseniz bununla alakalı yaklaşık bir yıl süren lisansını ücretsiz olarak indirip kullanabiliyorsunuz. Örneğin ben şuraya AutoCAD yazıyorum. Eğer isterseniz satın alma gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya da ücretsiz versiyonunu indirebilirsiniz. Ücretsiz versiyonunu indirmek için tıkladığınız zaman karşınıza hani iş için, ev kullanımı, eğitim ya da dosya görüntüleyici olarak 4 farklı seçenek çıkıyor. Ev kullanımı için ilerlediğinizde size AutoCAD'in hangi bilgisayar için kurulacağını, çünkü Mac için ayrı kurmanız gerekiyor. AutoCAD'in bu yanında herhangi bir şey yazmayan sade halini Windows'ta kullanabiliyorsunuz. Eğer mimari içinse architecture, elektrik, elektronik alanında kullanacaksanız eğer AutoCAD Electrical indirebiliyorsunuz. Plant 3D, Mechanic Map gibi çeşitli versiyonları var dediğim gibi. Eğer ücretsiz olarak indirecekseniz, yani deneme sürümü denemek istiyorsanız, buradan ilerleyerek gereken bilgileri doldurduktan sonra indirme işleminizi yapabiliyorsunuz. AutoCAD için kullanabileceğiniz bir diğer yöntem, zaten öğrenci ya da öğretmenseniz, eğitimciyseniz bunu ücretsiz olarak kullanabildiğinizi söylüyor bir yıl boyunca. Education'a tıklıyorsunuz. Sonrasında ben daha öncesinde zaten kaydımı yaptırmıştım. Şöyle yapabilirsiniz. Sizden mail adresi, okul için mail adresi ve bazı durumlarda da diploma göstermenizi istiyor ya da öğrenci belgesi göstermenizi istiyor. Ben indirdiğim zaman benden öğrenci belgesi istemedi. Sadece okulumla alakalı çeşitli bilgiler istedi. Okulun size verdiği mail adresini kullanarak Autodesk'e kaydınızı yaptırabilirsiniz. Eğer sizden öğrenci belgesi istiyorsa bunun dokümanlarını PDF olarak atabilirsiniz. Zaten üniversiteyle alakalı bilgilerinizi girdiğinizde çok kısa bir süre içerisinde size onaylıyor ve hemen indirip kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Sadece AutoCAD de değil, hani 3D Max, Maya, Revit, Civil 3D, bunların hepsini indirip eğer öğrenci ya da öğretmenseniz bir yıl boyunca ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Lisansınız dolduğu zaman da eğer hala okula devam ediyorsanız ya da öğrencilik hakkınız hala devam ediyorsa sizden bazı belgelerle tekrar bu kaydı yenilemenizi isteyebilir. Aynı şartları sağladıktan sonra da kullanmaya devam edebilirsiniz. Mesela AutoCAD'i indireceğim. Ben 2023 sürümünü indirmiştim. Eğer siz isterseniz 2024'ü indirebilirsiniz. Arayüzle alakalı herhangi bir farklılık yok. Genelde kullanıcı alışkanlıklarını değiştirme taraftarı değiller. Çünkü çok geniş bir kullanım alanı var. Çok fazla meslekten çok fazla insan kullanıyor bu programı. Yani teknisyenler ve mühendisler dahil ediyorum eğer. Hani tasarımcıysanız da kullanabilirsiniz. Onda da herhangi bir problem yok. Arayüz konusunda çok fazla değişiklik yok. Çeşitli özellikler ekleyebiliyorlar. Çeşitli eğitim özellikleri ekleyebiliyorlar. İstediğiniz sürümü indirebilirsiniz. Zaten minimum 2021'e kadar gidebiliyorsunuz. Ben 2023 sürümünü indirdim. Sonrasında eğer install ya da download yapıyorsunuz. Downloadla birlikte hani indirmeyi sağlayıcı exe dosyasını size veriyor. Install'da da aynı şekilde. Autodesk'in sitesinden bunu böyle indirebiliyoruz.
AutoCAD'imizi indirip Exe dosyamıza tıklayıp bunu kurulumunu yaptıktan sonra kullanmaya başlayabiliyoruz direkt. Herhangi bir şart vesaire istemiyor. Eğer sizden giriş yapmanızı isterse kendi eğer öğrenciyseniz öğrenci şeklinde aldığınız mailinizle programın içerisinde giriş yapabilirsiniz. Şimdi bu bizim başlangıç ekranımız, bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada son çalışılan dosyalar ve çeşitli örnek çizimler oluyor. Siz yeni dosya çalıştıkça, kaydettikçe recent kısmına geliyor. Son çalıştığınız tüm dosyalar. Burada işte görünüm stillerini değiştirebiliyorsunuz. İster liste şeklinde, isterseniz böyle. Open menüsü var. Yine her zamanki gibi biraz daha klasik düşünerek gitmek gerekiyor. Yani Open menüsü ile Open Files diyerek buradaki AutoCAD, yani daha doğrusu DWG dosyalarınızı açabiliyorsunuz. DWG Drawing'in kısaltılması, yani çizimin. Eğer mesela burada dosyalarınız varsa buradan üstüne tıklayıp Open'da diyebilirsiniz. Ya da masa üstünde diyelim sizin bir DWG dosyanız var, AutoCAD dosyanız var. Buna çift tıkladığınızda zaten direkt dosyayı AutoCAD'in içerisinde açacak. New kısmında da çeşitli template'ler var. Template dedikleri şablon kullanım alanlarına göre ya da kullanım alışkanlığınıza göre değişebiliyor. Örneğin mesela Browse Templates'e girdiğinizde burada size çeşitli template'ler, şablonlar gösteriyor. Mesela mimari için kullandığınız işte metric ya da imperial gibi çeşitli ölçü birimlerine atanmış ya da çeşitli arayüzlere atanmış farklı template'leriniz olabiliyor. Örneğin bizim kullanacağımız, yani başlayacağımız klasik template DWT. Daha sonra bu template'leri nasıl yaratacağımızı, nasıl kullanacağımızı da göstereceğim. Şimdiden gösterip hani işin içerisine dalmadan biraz daha kafa karışıklığı yaratmaya gerek görmüyorum. Çünkü ben sadece arayüz çalışırken, daha doğrusu AutoCAD'i öğrendiğimiz sırada okulda, sadece arayüz anlattıklarında bir noktadan sonra pekiştirme ihtiyacı duyuyordum ve hocamız örnek vermeye, hani hocamız örneklere geçene kadar pek çoğunu unutmuş oluyordum. Ha, yine bir alışkanlık kazandırır mı? Kazandırır. Ama biz direkt çizim komutlarını öğrenerek başlayacağız mevzuya. Şimdi dediğimiz gibi New'e geldim. Akat ISO.dvt. Bu bizim klasik template'imiz. Yani AutoCAD'i indirdiğinizde karşınıza çıkan klasik template bu. Access noktalarını belirliyor. Mesela X ve Y diye. AutoCAD'i, yani şurada view kübümüz var. Yani shift'e basılı tutup mouse'un orta topuyla çevirdiğiniz zaman bunu 3D görünümüne getirebiliyorsunuz. Bir yandan shift'e basılı tutuyorum, bir yandan şu anda parmağım mouse'un orta topuna basılı halde. Daha sonrasında view kübümüzden tab'a tıklayıp bunu tekrar 2D görünümüne alabiliyoruz. Bu menümüzde çizim araçlarımız var. Yani mesela line'la başlayacağımız için line'ı göstereyim. Üzerine mouse'unuzu gelip beklettiğinizde size zaten nasıl kullanmanız gerektiğini anlatıyor kısa bir şekilde. Daha fazla bilgi almak isterseniz eğer F1'e basarak AutoCAD'in yardımcı sayfasını açabiliyorsunuz. Line, polyline, circle, arc gibi bunların hepsini kullanacağız. Örneğin altında ok işareti olana tıkladığımızda bununla alakalı çeşitli versiyonlar çıkıyor. Yani mesela çap girme, yarı çap girme ya da iki noktayı belirterek şeklinizi yaratma gibi. Yine bunlarda da üstüne basılı tuttuğunuz zaman size küçük bir örnekle nasıl kullanabileceğinizi anlatıyor. Bu biraz daha kendi kendine keşfetmeyi sevenler için çok kolay bir özellik. Ya da diyelim uzun süredir çalışıyorsunuz, kafanız çok dağınık, neyin ne işe yaradığını unuttunuz. Basit komutları açtığınızı düşünüyorum, fark etmiyor. Üzerine gelip biraz bekleterek tekrar kendinize hatırlatma yapabiliyorsunuz. Yine burada hani rectangle, polygon, bu küçük bu aralara sıkıştırılmış olması sizi korkutmasın. Kullandıkça her birine yerini kolaylıkla bulabilir hale geleceksiniz. Ayrıca tüm burada gördüğünüz bu kullanım araçları, çizim araçlarının her birini komut satırından da yönetebiliyorsunuz. Yani şöyle, mesela ben mouse'umu burada bıraktım. Klavyeden line yazıyorum. Yine bakın burada da çeşitli, mesela içerisinde line kelimesi geçen diğer
Çizim araçlarını ya da yardımcı araçları da çıkarıyor karşınıza. Ben buna line yazdım ve enter'a bastım. Sol tıkla tıkladığımda line'ı direkt çizmeye başlayabiliyorum. Buna ulaşmanın bir diğer yöntemi buradan basmak. Yani bu çizim aracından tıklayarak tekrar bunu aktif edebiliyorsunuz. Bir yöntem daha var. Burada en üst menüdeki oka tıkladığınızda bakın çeşitli sizin arayüzünüzü düzenleyebileceğiniz araçlar çıkıyor. İşte Layer, Match Properties gibi. Bunlar zaten burada bulunan araçlar. Hani Layer Properties, Match Properties, Group, Dimension, Text gibi. Burada Show Menü Bar diyorum. En üstte bir tane daha menü geldi. Gördüğünüz gibi. Modify, Extend, Dimension, Draw. Mesela Draw'ın altında ben yine Line'ımı seçebiliyorum. Burada da çizim araçları yer alıyor. Yani kullanım alanınıza göre eğer isterseniz bu menüyü yok edebilirsiniz. Küçültebilirsiniz. Sadece komut satırı da kullanabilirsiniz. Komut satırı bayağı hızlandırıyor kullanım şeklinizi. Hide menü var diyerek hangi menüyü açtıysanız bunları tekrar gizleyebiliyorsunuz. Show below the ribbon diyor mesela. Burada göster. Hani bu az önceki üstte olan bu file, save şurada yazanları bir altına aldı. Bunları tekrar değiştirebiliyorsunuz. Bu menüyü en üste aldı. Show above the ribbon diyorum. Üstünde göster diyorum. Yani hani burayı söylemeyi unuttuk. Buradan yeni bir dosya açabiliyorsunuz. Yeni bir çizim alanı. Tekrar template'inizi seçebiliyorsunuz. Yine open'ımız var. Projelerinizi, dosyalarınızı oradan açabiliyorsunuz. Save var. Save as var. Sonrasında da işte web ve mobille açma ve print gibi çeşitli özelliklerimiz var. Bunların hepsini komutlarımızı, çizim araçlarımızı kullanarak bir yandan anlatarak gideceğim. Sonrasında burada altta komut satırınızı eğer isterseniz böyle genişletebilirsiniz. Ya da şu 3 noktanın olduğu yerden tutup farklı bir alana taşıyıp yapıştırabiliyorsunuz. Kullanım şeklinize göre, kullanım alanınıza göre değişir. İsterseniz komutu buraya yazabilirsiniz. Örneğin buraya yazdım line'ı. Sonrasında internet üstünde de az önce açtığımız gibi bu tanıtım öğretim alanına benzer bir sayfa açıyor. Oradan da komutlarla alakalı kafanızı karıştıran, unuttuğunuz ya da öğrenmek istediğiniz şeyleri direkt uygulamanın içerisinden search edebiliyorsunuz. İster komut satırına bunu yazabilirsiniz. Mesela line yazdım, enterladım ya da üstüne direkt tıkladım ve bunu açtı. Şimdi seçimden bahsedelim. Sağdan sola doğru mesela bir kere sol tıkla tıkladım. Sonrasında sola doğru mouse'umu çektiğimde böyle bir seçim aracı çıkıyor. Aynı şekilde tekrar mouse'umu sol tıkıyla tıkladım. Sağa doğru çektiğim zaman da iki farklı seçim aracı çıkıyor. Örneğin circle çizdim. Tekrar space'e basarsanız aynı komutu aktif edersiniz. Tekrar space'e bastım. Çizimimi yaptım. Sol tıkla tıkladım. Bıraktım. Şunu biraz geriye taşıyayım. Taşımak için de seçiminizi yaptıktan sonra o noktada tutuyorsunuz. Şu an parmağımı kaldırdım sol tıktan. Tekrar bıraktığımda seçimi aynı yere koyuyor. Şimdi soldan sağa doğru yaptığım seçim köşesine değer değmez. Daireyi seçti. Ortadaki daireyi de köşesine değer değmez seçti. En sondakini de. Bu sağdan sola doğru olan seçim. Soldan sağa doğru olan seçimde gördüğünüz gibi şu an henüz herhangi bir seçim yok. Hala yok. Geldim. Sınıra geldiğimde farkındaysanız mesela tıklıyorum. Sağdaki iki halkayı seçmedi, sadece soldaki circle'ı seçti. Yani bununla tamamını içine aldığınız çiziminizi seçip silebiliyorsunuz. Sağdan sola doğru olanla köşesine ya da herhangi bir noktasına değmesi yeterli o seçimi yapmanız için. Seçim aracı da böyle çalışıyor. Bunların hepsini tekrar seçiyorum ve Delete'e basıp siliyorum. Programımızda altta da yine çeşitli menüler var. Bunları da kullanmayı göstereceğiz. Customization diye. Burada Workspace switch'inde mesela diyelim ben şu anda 2D çizimi yapıyorum. 3D Basics'e geldiğim zaman benim buradaki toolbar'ım değişiyor. Yani kullanım şeklinizi değiştiriyor. Kullanım alanınızı değiştiriyor haliyle. Yani mesela buradan box'ı seçtim. Diyelim box'ı koydum.
Mesela yükseklik belirle diyor. Atıyorum buna da 100 yazdım. Şu anda 2D seçim alanındayım, göremiyorum. İsterseniz buradaki view küpü tutup çekerek bakabilirsiniz. Bu arada pan hareketini mouse'un orta topuna basılı tutarak yapıyorum. İsterseniz view küpü, isterseniz shift'e basılı tutarak mouse orta topunu tekrar seçiyorum. Böylece 3D alana geçiş yapmış oluyorum. Tekrar tapa tıkladığınızda 2D'ye geçer. Örneğin çiziminizi kaybettiniz. Yok yani. Nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz. Aksesleriniz nerede kaldı bilmiyorsunuz. Çok geniş bir alan çünkü. Mouse'un orta topuna 2 kere tıkladığınız zaman sizi direkt çiziminizin olduğu alana atar. Tekrar drafting annotation'a geliyorum. Şimdi OSnap, Object Snap. Yani siz burada çizdiğiniz bir objenin son noktasını mı, yani end point'ini mi, yoksa orta noktasını mı, center'ını mı, neyi seçecekseniz, neyi seçmek istiyorsanız onun görünmesini sağlıyor Object Snap. Örneğin mesela circle'a tıkladım, bir tane circle seçtim. Bir tane line yapayım. Tekrar space'e basıp bitiriyorum ya da isterseniz enter'a basabilirsiniz. Burada neyimiz var? Rectangle'ımız var. Rectangle'ımı seçtim. Şimdi mesela ben line çizeceğim tekrar. Bakıyoruz neler açık. End point, mid point, center. Şimdi bunların aktif bir şekilde size görünebilmesi için objenizin üstüne gelip yaklaştığınızda gördüğünüz gibi üstünde biraz beklettiğinizde kuadrantını seçiyor. Size direkt Object Snap sayesinde center'ı da veriyor. Herhangi bir kayma vesaire söz konusu olmuyor. Tekrar kuadrantını seçiyorsunuz. Midpoint, endpoint gibi. Bunu takip eden hayali çizgilerde böylece aktif oluyor. Yani bu hayali çizgiyi kullanarak da bir sonraki çiziminize referans alabilirsiniz. Şimdi line'ımın üstüne geldim. Bu arada ben hala line komutundayım. Midpoint'ini gösteriyor bana. Yani kendisi yakalıyor Object Snap. Sonrasında farklı bir noktasına gelip üstünde birazcık beklediğimde endpoint diyor. Eğer çizim yapacaksanız mesela diyelim ben endpoint'ten devam etmek istiyorum. Bunu da Object Snap sayesinde görüyorum. O snap sayesinde buraya tıklıyorum. Bunu attım. Enter'a bastım. Çizimimi bitirdim. Object Snap sayesinde 0'a 0 yakalar. Program herhangi bir hata vermez. Yani hata verebilir. Ama çiziminizde herhangi bir açıklık, boşluk yaratmaz. Çünkü o snap size direkt nokta atışı, nereye yapışması gerektiğini söylüyor. Örneğin ben yine diyelim bu sefer klavyeden yazıyorum. Line'a bastım. Space'e bastım. Çizeceğim, bilmiyorum. Şu anda mesela bu dikdörtgenin midpoint'ini seçtim. Orta noktasını. Köşe noktasını seçtim. Zaten üzerine yaklaştığınız zaman size direkt center'ını da işaretleyip veriyor. Geometric center'ı. Kendisi hesaplıyor bunu. Ara noktaları da seçebilirsiniz. AutoCAD için menülerimizi basitçe tanıdık. Bunların hepsini çeşitli çizimler yaparak ve drawing araçlarını kurcalayarak zaten öğreneceğiz. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki derste görüşürüz.